Çocuklar üşüyor, veliler isyanda. Kış aylarının en soğuk geçtiği illerden biri olan Van'da birçok okulda ısınma sorunu yaşanıyor. Velilerin iddiasına göre arkamda bulunan ilköğretim okulunda ısıtma sistemi çalışmıyor. Hal böyle olunca bu soğuk havada öğrenciler sınıflarda montla ders işlemek zorunda kalıyorlar. Bu okullardan biri de İpek Yolu ilçesine bağlı Van Kulu İlköğretim Okulu. Efendim, okulda ısıtma sistemi bozulmuş galiba, doğru mudur? Evet, maalesef 2022'nin son ayında, kışın başlangıcında yepyeni yapılan Van Kulu İlköğretim Okulu'nun ısıtma sistemi problemi varmış. Nasıl bir problem, nasıl bir yeni bina, ben bunu anlayamadım. Çocuğum burada okuyor, 1. 5. sınıfta, 1. sınıfta ve yönetim hiç ilgilenmiyor. Bizim çocuklarımız bir aydan fazladır öksürükleri bir türlü durmuyor. Biz hep hastanede biz şikayetçiyiz. Ya çocuklarımızı greve girip çocuklarımızı okula göndermiyoruz. Bir hafta süreyle biz çocuklarımızı okula göndermeye karar verdik veliler olarak. Bu okulun petekleri yanıncaya kadar. İddiaya göre kaloriferleri yanmayan okulda öğrenciler montlarla derse giriyor. Soğuk sınıfta ders işleyen minikler bu yüzden sıkça hastalanıyor. Çocuğuma diyor üşüyorum ama ben tepeklerim yandığına hiç farkına varmadım. Çünkü müdürler içeriye girmemize izin vermiyorlar. Çocuklarınızı dışarıda bırakın, dışarıdan alın diyorlar. Onun için bugün bazı velilerden duydum, gruptan da paylaştık. Biz bir hafta boyunca çocuklarımızı okula göndermiyoruz. Veliler ise bu soruna çözüm bulunmasını istiyor. Milli Eğitim'e bildiriyorum. Bu çocuklara bir çare ve bir de okula şey bulsunlar. Güvenlik istiyoruz. Ceyhan'dan edinilen bilgiye göre veliler çözüm yolu olarak sınıflara elektrikli ısıtıcı koyuyor. Hala anaokuluna gelemeyen çocuklar var. Gelenler de 4-5 kişiyle beraber elektrikli, velilerin getirdiği elektrikli ısıtıcıyla ders görmeye çalışıyorlar. Birçoğu zaten hastalıktan gelemiyorlar. Ben şahsımdan talep edilmedi ama yan komşum geliyor, onlardan talep edilmiş. Yani okula UFO getirildiği doğru. Doğru.